Merhaba gençlik. Bugün sizinle mutlak değeri işleyeceğiz. Biliyorum matematiği özlediniz, derslerimi özlediniz. Yavaş yavaş arkadaşlar videolar çekmeye devam ediyorum. Siz de lütfen takipte kalınız. Mutlak değer konusu sevgili dostlarım hem kendi başına kıymetli, çok büyük önemli, önemi var. Aynı zamanda ta 12. sınıfın limit, süreklilik ve türev konusuna kadar devam eden bir arkadaşlar güzelliği var. O yüzden mutlak değeri iyi dinlemeniz gerekiyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir x, r sayısının sayı doğrusunda başlangıç noktası olan sıfıra uzaklığına x'in mutlak değeri denir. Ve iki çizgi arasında gösterilir. Hocam hiçbir şey anlamadık. <laughs> ne kadar güzel. Arkadaşlar hep şunu diyoruz ya mutlak değer negatif olamaz. Kardeşim negatif yapma. Nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen bunun Türkçe manini söylüyorum. Arkadaşlar uzaklıktan bahsediyoruz. Uzaklık D de demek ne demek arkadaşlar? %100 pozitif veya sıfır olması demek. Yani siz bir yeri ölçerken şurası eksi 50 santim diyemiyorsunuz. Öyle bir şey yok. O yüzden mutlak değer sonuç olarak daima pozitif. Yavaş yavaş arkadaşlar. Şöyle detaylandıracağım zaten. Lütfen sabırla dinlemeye devam ediniz. Evet şimdi uzaklıktan bahsettik. Herhangi bir R sayının örneğin X R sayısının başlangıç noktası olan sıfıra olan uzaklığı. Aldınız metreyi ve cetveli ölçtünüz. X birim kaldı değil mi? Bunu da ölçtünüz. Eksi X birim bakın. Bunu ölçtünüz. Değerli arkadaşlar. Yine pozitif bir birim gelecek değil mi? Biz bu uzaklığı da Eksi x'in mutlak değeri diye söyleyeceğiz. Peki bir şey söyleyeyim. Şu mesafeyle şu mesafe aynı mı? Kesinlikle aynı. O halde kural geliyor zaten. Bakınız kural geldi bir tane. Eksi x'in mutlağı artı x'in mutlağına eşit. Bu çok işimizi kolaylaştıracak. Hemen bir örnek. Eksi 2'nin mutlağı ne demek? Eksi 2'nin sıfıra olan uzaklığı. Bunu zaten biliyorsunuz. Ve 2'nin mutlağı da yine 2 diye karşımıza çıkar. Arkadaşlar 2'den 4'ü çıkarın. Eksi 2. Eksi 2'nin mutlağı yine artı 2. 4 eksi 2 ne yapar? Yine 2. Mutlak değer 2. Bu da zaten özellik diye karşımıza gelecek. Yani yerler değişince mutlak değer içinde sayıların yerini değiştirdiğinizde kesinlikle bir problem çıkmıyor. Ve birbirine eşittir. Arkadaşlar dedim ya yavaş yavaş detaylandıracağız. Kuralları peyderpey vereceğiz. Lütfen sabırla dinlemeye devam ediniz. Evet. Şimdi bir tane kuralımız daha var güzel insanlar. Bir x sayısının bir y sayısına olan uzaklığını biz x eksi y ile ifade ediyoruz. Ve örnek verdim. x'in 2'ye olan uzaklığı nasıl bulunur arkadaşlar? Mutlak değer x eksi 2 bu kadar basit. E peki ben 2'nin x'e olan uzaklığı deseydim ne olurdu? 2 eksi x olurdu. Bu kadar basit arkadaşlar. Peki mesafeler aynı olur muydu? Kesinlikle aynı olurdu. Eksi 3'ün eksi 1'e olan uzaklığı acaba nasıldır? Bakın hemen eksi 3'ü eksi, eksi 1 yazıyorum ve eksi 3 artı 1 oldu ve artı 2 oldu. Şimdi burada işlenen bir cinayeti sizinle paylaşayım arkadaşlar. Öğrenci arkadaşlarımın bazen yaptığı bir hata o da şu. Eksi 3'ün eksi 1'e olan uzaklığı şunu diyor. Eksi 3 eksi 1. Arkadaşlar bu faciadır değil mi? Öyle bir şey olmaz. Çok güzel. Bunu da geçtik. Kuralımız bu şekildeydi. Şimdi gelelim sınav tarzı bir soruya ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi gayet basit aslında. Son zamanlarda yoruma böyle güzel ağırlık vermiş ÖSYM arkadaşlar. Biz de bununla ilgili zaten sorular çözüyoruz ara ara yeri geldiği zaman. Bakın diyor ki gerçel sayı ekseninde 2 noktasına olan uzaklığı eksi 4 noktasına olan uzaklığının yarısından küçük olan sayılar. Şıklara baktığımda hepsi x olduğu için ben sadece x ile ilgili işlem yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şu kalemi kullansam herhalde güzel olur. Değerli arkadaşlar sayımız ne olsun? x olsun. 2 noktasına olan uzaklığı x eksi 2 olmaz mı? Peki eksi 4 noktasına olan uzaklığı dikkat et. x eksi eksi 4. Diyor ki yarısından yani bu bunun yarısından küçükmüş. Öyle değil mi? Bakın x eksi 2 bir sayının 2'ye olan uzaklığı aynı sayının eksi 4'e olan uzaklığının yarısından küçüktür. 2'yi getir bununla çarp arkadaşlar. 2'yi direkt içeriye çarpabilirsiniz. Problem yok. Pozitif çünkü. Ve bunu da düzenledik. Bitti. Hocam bu kadar mı? Kesinlikle bu kadar arkadaşlar. Ve cevap ne olur? C şıkkı olur diye işaretle geç değerli arkadaşlar. Geldik. Süper tanım. Olmazsa olmaz bir tanım. Mutlak değerin özü arkadaşlar. Şimdi burada kafanız biraz karışabilir arkadaşlar. Ee, mümkün mertebe açıklamaya çalışacağım. Şimdi mutlak değer x 3 farklı durumla karşımıza çıkacaktır. 1. Eğer mutlak değerin içi sıfırdan büyükse onu olduğu gibi yazıyorsunuz. Demek ki bizim için esas olan aslında verilen mutlağın içi. İçinin işareti pozitifse hemen de ki ben o mutlak kulaklarından tutup atacağım. İçindeki sayı neyse cevap o. Eğer sıfırsa aynı şekilde mutlak sıfır sıfıra eşit. Eğer negatifse eksi x diye çıkartıyoruz. Şimdi öğrenci kardeşimin kafası burada karışıyor bazen. Diyor ki hocam e hani mutlak değer negatif olmuyordu? E ben hala iddiamın peşindeyim. Hala savunuyorum. Hiçbir zaman mutlak değer negatif olmaz. E hocam burada eksi x yazdınız. Kesinlikle haklısın ama ben x'i negatifse sonucu eksi x diye yazdım. Şu an siz x yerine negatif bir sayı yazarsanız öndeki eksiyle de çarpılınca ne olur? Pozitif bir sayı olur. Diyelim ki siz x'e eksi 3 yazdınız. Eksi 3'ün bir daha önde eksi varsa onu biz ne yaparız? Artı 3. Dolayısıyla arkadaşlar bu da bu da bu şartlara göre ayrı ayrı şartlara göre yüzde yüz pozitiftir. Kesinlikle negatif çıkamaz. Peki esas olan neymiş demek ki? İçinin işaretlerinin tespiti. Şu iki sorumuzla bunu biz pekiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi soruyorum. 1- eksi kök ikinin acaba işareti ne? Düşünüyoruz, taşınıyoruz. Nereden anlayacağız? Hemen şunu anlıyorum. 1 aslında kök 1 değil mi? Evet. Biz köklü sayılarda bunları biliyoruz. Peki kök 1'den kök 2'yi çıkarıyorsunuz. Peki kök 1 kök 2'den daha küçük mü? Evet. Peki biz küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarttığımızda sonuç %100 negatif olmaz mı? Evet. Önüne bir eksi alıp ifadeyi çıkartıyorum. Ve eksiği dağıtıyorum. Eksi 1 artı kök 2. Bu kadar. Gayet basit. Peki. 3 eksi kök 3. Acaba hangisi büyük? Arkadaşlar bu 3 sayısı kök 9'dur aslında. E kök 9 kök 3'ten daha büyük. Sonuç olarak neye dönüştü? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardık. E yani. E yanisi var mı? Olduğu gibi yazılır. Bu kadar basit. Evet gelelim kazık soruya. <laughs> evet. Böyle gülümsediğinizi Tahmin ediyorum arkadaşlar. Tabii ki şaka yapıyorum yani bu soru çok basit. Ben bile yapar mı soruyor. Şöyle bir daha söylüyorum. Bizim için esas olan arkadaşlar mutlağın içinin işareti. Lütfen dikkat ediniz. X negatif. Mutlak değer X nasıl çıkar negatif? O halde siz önüne bir eksi işareti alıp çıkarmanız lazım. Öyle değil mi? Değerli dostlar. Peki y'ye baktınız y sıfırdan büyük. O zaman çaktırmadan şu mutlağın kulağından tut at içindekini olduğu gibi yaz. Peki acaba x eksi y'nin işareti ne soruyoruz. Sevgili dostlar x y'den küçüktür. Burada vermiş onu. Negatif pozitif olması kesinlikle önemli değil. X y'den küçük mü bitti. Bitti küçük küçük. O halde Küçük sayıdan büyük sayı çıkarıyorsunuz. Yani önüne bir eksi işareti gelecek değerli dostlarım. Şöyle diyebilirsiniz mesela. Ve muhteşem şeyleri görelim. Eksiyi dağıtıyorum arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Eksi x artı y oldu. Arkadaşlar 2y eksi 2x oldu. Gayet kazık bir soru değil mi arkadaşlar? Böyle gülümsediğinizi tahmin ediyorum. Gelelim dehşet soruya. Evet. Hocam hemen başladık. Bu nedir? Bu yorum sorularını biz nasıl yapacağız? Sakin, sakin, sakince izleyin arkadaşlar. Şimdi dedim ya ÖSYM e son zamanlarda yoruma ağırlık vermeye başladı. Tabii ki kuralları bileceğiz. Bütün kuralları özümseyeceğiz. Ondan sonra yorum yapmaya başlayacağız. Şimdi biz daha önceki bir dersimizde sizinle eşitsizliği gördük. Mesela M kare hiçbir zaman negatif olamıyor değil mi? O zaman arkadaşlar n m kareden büyükse n'nin %100 pozitif olduğunu söyleyebilir miyim? Çünkü m kare pozitif zaten. Hani sıfır bile olsa diyelim ki m sıfır olsa sıfırın karesi sıfır. n sıfırdan büyük oldu yine değil mi? Peki eşitsizliklerde geçen derslerimizin bir tanesinde söylemiştik hatırlarsınız. Aynı sayıya biz bölsek ama pozitif bir sayıya bölsek eşitsizlik yön değiştirmiyordu değil mi? Kesinlikle evet. Ben şuradan n'lerden bir tanesini götürdüm. Yani siz bunu aslında n çarpı n diye yazdınız. Bir tane n gitti. Ve m n'den büyük oldu. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Kesinlikle yok. Peki n pozitifse arkadaşlarım, değerli dostlarım, yakışıklılar, güzel insanlar m sıfırdan da büyük mü? Evet. Gel şimdi sonucu beraber hemen bulalım. Şurada şöyle bir zikzak yapalım. Kalem de iyi yazmıyor artık. Son kullanma tarihi geçti herhalde. Şöyle arkadaşlar. M artı ne? Şimdi soruyorum. İki tane pozitif sayı var. Topladınız. Ne oldu? Kesinlikle pozitif. İçi pozitifse biz ne yapıyorduk? Olduğu gibi yazıyorduk. Bu kadar. Peki. N eksi M. Soruyorum. N M'den küçük mü? Evet. Peki siz küçük bir sayıdan büyük bir sayıyı çıkarsanız sonuç %100 negatif mi? Önüne bir eksi alıp çıkartın. Şuradan devam edeyim arkadaşlar. Peki eksi N'e bakın pozitif mi? Evet. O zaman iki N de pozitif. Olduğu gibi yazdım. Peki M'ye bakın. M de pozitif olduğu gibi yazdım. Ve eşitliği buradan sürdüreyim arkadaşlar. Şimdi düzenlemek lazım. Düzenlemek lazım. Şöyle M artı N. Şurada eksiyi dağıtın. Eksiyi dağıtın. Eksi N eksi eksi artı oldu. Ve burada o güzel anları ben yaşayayım arkadaşlar. Bakın tak tak. Süper oldu değil mi? Peki M M. 2 M. Yaşasın. Onlar da gitti. Elimizde kala kala zavallı eksi 2 M kaldı. Ve sonucu bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dehşet sorunun dehşet çözümünü gördük ve bu soruyu da hallettik. Geldik G Ö sorusu. Haydi. Hocam GDO olmasın o. Bu G Ö gündem dışı örnek. Hocam bu üçgen burada ne işi var? Biz mutlak değerle uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar haklısınız. Fakat bunu da mutlak değerden çözeceğiz. Şöyle bir soru arkadaşlar. Herhangi bir ABC üçgeni, iki açısı biliniyor. Diyor ki ABC bir ABC üçgeninin kenar uzunluklarıdır. Buna göre şunun eşitini bulun. Peki biz geometri dersinde şöyle muhteşem bir kural biliyoruz aslında. Büyük açı karşısında büyük kenar vardır. Küçük açı karşısında küçük açı vardır. Süper. Küçük açı karşısında küçük kenar vardır. Ben şurayı bilmiyorum. 70, 50 daha 120. Buraya 60 kaldı. Güzel. Peki şu anda sıralamayı sorsam bana şunu der misiniz? Kardeşim en büyük kenar A. Doğru. Sonra kim geliyor? C. Doğru. Sonra kim geliyor? B. Harika. Eşitsizliği bulduk. Şimdi A artı B buraya geçiyorum. A artı B. Sevgili dostlar A da B de kenar uzunluğu mu? Kenar uzunluğu. Negatif olma şansı var mı? Kesinlikle yok. O halde bu nasıl çıkar? Olduğu gibi çıkar. Peki C eksi A'yı acaba nasıl bulacağız? C eksi A'nın bize işareti lazım zaten arkadaşlar. C A'dan küçük mü? Kesinlikle evet. Peki küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsanız negatif olmaz mı? Olur. Önüne bir eksi alıp direkt müsaadenizle çıkartıyorum. Bakın eksiyi dağıttım şu anda. Peki B C'den küçük mü? Küçük. B'den C'yi çıkarsak ne olur? Negatif olur. Peki önde bir eksi var zaten. Biz de bir eksi getirsek şöyle bir şey olur. Ve arkadaşlar bir toparlama işi yapıyorum şimdi. A'lardan kaç tane var? 2. B'lerden kaç tane var? O da 2. Eksi C'lerden 2. Yani ben 2 parantezini alsam şöyle bir cevap bulurum. GDÖ sorumuz da bu şekilde çözülmüş oldu. Geldik süper kurala. Arkadaşlar bir mutlak değer ifadesinin alabileceği mini minnacık en küçük değeri sıfırdır. Neden? Çünkü uzaklıktan bahsettik arkadaşlar. Eğer uzaklık negatif olamıyorsa ya sıfırdır ya da pozitiftir. O yüzden alabileceği en küçük değer sıfır olmalı diye değerli arkadaşlar söylüyoruz. Peki bakalım bu harika örneği basit örneği beraber bir görelim neyin nesidir. Diyor ki bunu en küçük yapan x değeri kaç? Bu Afrika'nın en kolay sorusu arkadaşlar. Şöyle bunu sıfıra eşitle x3 bu kadar. Haydi bu kadar mıydı? Evet bu kadar da arkadaşlar. Sadece içini sıfır yapan değeri buldum. Bu kadar. Peki süper örnek. A aynısı değil tabi. Şu kısmı aynı ama soruyu biraz daha yakışıklı yaptım arkadaşlar. Saçlarına biraz jöle sürdüm. Bakalım beraber çözerim şimdi. Diyor ki bunu en küçük yapan x değeri için bu denklem sağlanıyorsa bir zahmet Allah rızası için y kaybolmuş y'yi bulun. Peki az önce dedik ki arkadaş dedik biz bunları anladık. 6 eksi 2 x 0 ise 6 eşittir 2x. Ha niye 0'a eşitledim? E mutlak değerin en küçük değeri 0 da ondan. İçini 0 yapan değer. X'i 3 olarak burada yazıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle yazalım mı? X 3 için 3 çarpı 3 4y eksi 16 eşit 0 oldu. Peki 3 kere 3 9 şurada. Eksi 16 eşit 0. Arkadaşlar kaç oldu bu? Eksi 7 değil mi? Dikkat edin. Ben onu diğer tarafa atsam artı 7 diye geçer. Ve o güzel anları yaşamak için 4'e bölsem tak tak yapsam sonuç 7 bölü 4 olur. Evet sevgili dostlarım sevgili arkadaşlarım. Bu süper örneği de eminim ki hepiniz anlamışsındır arkadaşlar. Demek ki mutlak değerin içini sıfır yapan değer onu en küçük yapan değerdir diyoruz. Süper kural. Arkadaşlarım dedik ya şimdi mutlak değer ya pozitif ya sıfır olmalı değil mi? Kesinlikle evet. Peki bir mutlak değer sıfırsa az önce dedik ki için sıfır olmalı. Süper. Peki iki mutlak değerin toplamı sıfırsa ne olur? Veya üç tane veya dört tane bunun sonu yok. Veya yüz tane ayrı ayrı mutlağı topladık ve sonu sıfır çıktı. Ne olur? Sevgili arkadaşlar içlerinin sıfırdan başka alacağı değer olmaz. Nokta. Evet. O yüzden kural mutlak değer x artı mutlak değer y sıfırsa x sıfır y de sıfır olmalı. Bu kadar basit arkadaşlar. Çünkü neden? Eğer bu pozitif olsa ya da negatif olsa da pozitif çıkar. E pozitif bir sayı. Hani sıfır olmasa. E bu da pozitif olsa 2 pozitifin toplamı asla sana 0 vermeyecektir. O yüzden ne diyoruz? Kesinlikle işleri 0. Ben bile yaparım arkadaşlar bu soruyu. Siz dedim ya daha önce zaten yaparsınız. Yani ben şu anda bu soruyu çok rahat yaparım. Siz zaten yaparsınız. Arkadaşlar tak tak yaptık. Güzel. Yani şöyle a artı b eksi 6 0 oldu. Hemen A artı B'yi 6 diye bir köşeye not aldım. Peki 4 eksi B 0 olmalı mı? Evet yani B ne oldu? 4 oldu. E peki B 4 ise A'yı soruyor ya bana. B 4 ise ne oldu? A artı 4. 6 şuradan yazalım. A eşit 2. Bu kadar basit. B'yi 4 bulduktan sonra zaten olay biter değil arkadaşlar. Evet süper özellikler arkadaşlar kısmına geldik. Burada tabi arkadaşlar mutlak değerin daha ikinci bölümünü çekeceğim size ee, burada bitmeyecek. Süper özelliklerde çarpmadan bahsedeceğim bölmeden bahsedeceğim Bir de bir uyarıdan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle ki eğer sizler bir mutlak değerde x çarpı y'yi görüyorsanız ihtiyaca binaen, Bunları isterseniz ayrı ayrı x mutlak değer x çarpı mutlak değer y biçiminde yazabiliyorsunuz. Hiçbir sakıncası yok ve bilakis işinizi kolaylaştırıyor. Elinizi güçlendiriyor arkadaşlar. Peki bu soruyu o çerçevede yapalım isterseniz. Şöyle. Şimdi x kare eksi 4'ü biz biliyoruz aslında x eksi 2 çarpı x artı 2'dir değil mi? Ben bunu hiç paranteze ihtiyaç duymadan bakın ayrı ayrı düşünebiliyorum. Yani bu x eksi 2 çarpı x artı 2 aslında ama ben bunu x eksi 2'nin mutla çarpı x artı 2'nin mutla diye kesinlikle söylerim. Peki bu bitti. Burada yukarıda ben bunu hem 2 parantezine alıyorum 2'yi dışarı alıyorum hem de bunu ayrı ayrı yazıyorum. Bak tak tak gitti. Elimizde 2 kaldı diyoruz. Şimdi geldik son özelliğimize ve bununla alakalı son örneğimize ve dersimizi burada bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi mutlak değer x artı y. Mutlak değer x artı mutlak değer y'ye eşit değil arkadaşlar. Örnek vereceğiz. Örneğin eksi 2 ile 1'i topladınız. Burası ne oldu? Eksi 1. Burası ne oldu? Eksi 2'nin mutlağı 2. Bir daha ne yapar? 3. Yani sonuç olarak 1 3'e eşit değil bakın olmuyor. Peki ben bir tane daha ekleyeyim. Şöyle olsaydı olur muydu acaba? Arkadaşlar kesinlikle hayır. Bu özelliklerimiz yani ayrı ayrı x'lerde ve y'lerde çarpma ve bölme işlemleri için geçerli bu özellikler asla asla toplama veya çıkarma işlemi için geçerli değil arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, sevgili matematik aşıkları. Bugünkü dersimizi burada bitireceğiz. Bunun ikinci bölümünde arkadaşlar mutlak değerli denklemler ve eşitsizliklere bakacağız. Kendinize iyi bakın. Bir daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.